Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. İsrail'den Mısır'a yardım talebi alındı. İsrail ordusu rehin alınmışların tam sayısını, lokasyonlarını belirlemek amacıyla bir acil durum masası kurulduğunu açıkladı. İsrail polisi ise öldürülenlerin kimlik tespiti yapılabilmesi için cenazelere DNA testi yapmaya başlanacağını duyurdu. Yakınlarının kaybolduğu belirtilmiş çok sayıda İsrailli polis karakollarına akın ederek DNA örneği verdi. Öte yandan İsrail basınına konuşan bir tane Mısırlı yetkili, İsrail'in rehinelerin güvenliğini sağlaması amacıyla Kahire yönetiminden yardım istediğini de söyledi. Bunun üzerine Mısır İstihbarat Başkanı'nın Hamas ve saldırıya katılmış İslami Cihad Örgütü temasa geçildiğini de söyledi. Mısırlı yetkili, Filistin'in cephesinin rehine durumuyla ilgili net bir fotoğraf çekemediğini, ancak rehine alınmışların Gazze'deki güvenli lokasyonlara götürüldüğünü de aktardı. Saldırıya karşılık veren İsrail askerleri Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli de tutukladı. Yakınlarını kaybettiğini söyleyen çok sayıda İsrailli sosyal medyada kayıp ilanları vermeye başladı. Facebook gruplarında onlarca kişi saldırının başlamasından kısa bir süre sonra iletişimi kaybettikleri ve daha sonra ulaşamadıkları yakınlarının fotoğraflarını paylaşarak yardım istedi. Yayınlanmış fotoğrafların çoğunun İsrail'in güneyindeki Kitbus, Reim kenti yakınlarında düzenlenmiş bir partiye katılan genç İsraillilere ait olduğu belirtiliyor. İsrail medyasına konuşan aileler yakınlarının bulunması için yardım isterken birçoğu ise hükümeti kendilerini yalnız bırakmakla beraber suçladı. Daily CNN haberin devamında ayrıca Filistin devletinin Kassam Tugaylara yaptığı açıklamasında harekatların devam edeceğini ve bu durum karşısında İsrail devletinin gerek havadan, gerek denizden, gerek karadan nasıl isterlerse o şekilde gelebileceğini duyurarak büyük bir meydan okuması gerçekleştirdi. Daily takipçilerimiz, ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.